TED Bodrum Koleji tarafından Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı işbirliği ile merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen büyük depremde ailesini kaybeden çocukların eğitimi için düzenlenecek konser etkinliğinin lansmanı TED Bodrum Koleji TED United Cafe'de gerçekleştirildi. TED, Türkiye Eğitim Derneği tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyası kapsamında TED Bodrum Koleji tarafından düzenlenecek olan ve ünlü isimlerin bulunacağı konserin bilgilendirme toplantısına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, BODER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Dengiz, TED Bodrum Koleji Genel Koordinatörü Meryem Ebrem, TED Bodrum Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erken, konser etkinliğine katkı sunacak olan sanatçılardan Yonca Evcemik, Ceyhan Barbur ve Olgun Şimşek katılırken, TED Bodrum Koleji Öğrenci Birliği Başkanı Çağan Özcan açılış konuşmasını yaptı. Toplantıda 10 Haziran'da TED Bodrum Koleji kampüsünde Zülfü Livaneli, Sertap Erener, Suzan Kardeş, Ceyhan Barbur, Olgun Şimşek, Yonca Evcimik gibi ünlü isimlerin sahne alacağı konserin detayları konuşulurken, konserin tüm gelirinin depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocukların eğitimine katkı sağlayacağı belirtildi. Kampanya kapsamında ebeveynlerini yitirmiş çocukların psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar destekleneceği ifade edildi. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar depremle ilgili duygularını dile getirdiği konuşmasında "Bizi farklı yapan en önemli noktanın zor zamanlarda her türlü farklılıklarımızı unutup kenetlenen bir millet olduğumuzu" belirtti. Kaymakam Bayar ilk başlarda yapılan yardımların devamlılığının getirilmesinin önemine dikkat çekerken gerçekleştirilecek olan konser etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları ifade etti. Sayın Kaymakamımız da tabii ben de özellikle Hatay'da bulunduk. Sayın Kaymakamımız 2 ay aşkın bir süre orada bizzat bilfiil görev yaptı ve çok büyük katkıları oldu. Ben de birlikte zaten şahit olduk birbirimizin yaptıklarına. Ama Bodrum'un vicdanı orada çok net hissedildi. Biz onun için Bodrum'da olmaktan, sizleri temsil etmekten dolayı ben kendi adıma Sayın Kaymakam'ın da aynı şeyi düşündüğünü çok iyi biliyorum. Büyük bir gurur duyduk orada. Çünkü Bodrumlu'nun vicdanı zaten ilk günden beri orada hissedilmişti o bölgede. Ve biz tabii ki tamamen karşılıksız bir şekilde bunu tamamen insani duygularla orada bulunarak yapmıştık diye düşünüyorum. O yüzden şimdi burada daha Bodrum'da bunun gibi nice destekler olduğunu da biliyorum ama burada daha organize bir konunun Türkiye Eğitim Derneği tarafından tabii düzenlenen Ankara merkezli Türkiye Eğitim Derneği tarafından düzenlenen ve sadece Bodrum'da değil başka yerlerde de diğer İstanbul'da veya diğer illerde de organize edilen etkinlikler olduğunu biliyorum. Yani biraz önce sevgili Can'ın ve Yonca'nın da ifade ettiği gibi yani sürdürülebilir ve kalıcı bir konu olduğunun hepimiz farkındayız. Zaten konuyu okuduğunuz zaman işin teorik kısmında görebiliyorsunuz. Yani orada sürdürülebilir ve devamlı bir konu olacağı ortada. O yüzden ben öncelikle bu konuya eğilen Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı sevgili Selçuk Pehlivan'a da tabii çok çok teşekkür ederim. Arkasından tabii ki bizim Bodrum gururu sevgili TED Kolejlerinin Yönetim Kurulu Erdem Erken'i de çok kutluyorum. Aynı şekilde özellikle bu konuya eğilen, aynı hisleri paylaşan sevgili Meclis Başkanımız Çağan'ı da yine hitabetinden dolayı ve tabii ki bu duyarlılığından dolayı kutluyorum bütün TED Koleji'ni ve öğrencilerini. Biz de belediye olarak bu kampanyaya her türlü desteği vermeye her zaman hazır olacağız. Hataylı sanatçı Ceyhan Barbur, elimizden gelen şey yapıcı olması gerekiyor, havada kalmaması gerekiyor. Biz Bodrum'da yaşayan sanatçılar olarak yapacağımız şeylerin yanında sazımız, sözümüz, sesimiz var ve bir arada olmak çok kıymetli diye konuştu. Yonca Evcimik ve Olgun Şimşek de böyle bir projenin içerisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. TED Bodrum Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erken, projenin bir Bodrum hareketi olduğunu dile getirerek şöyle dedi. Bodrum çok depremde duyarlılığını gösterdi zaten. Bir duyarlılığı da, bir eli de depremde yetim yüksüz kalmış çocuklara uzatalım istiyoruz. Ki en önemli, en değerlilerimiz onlar. Onlar geleceğimiz. Geleceğimiz, deprem geleceğimizi yıkmasın zaten projenin adı da. Yani bu doğrultuda yola çıktık. Çok değerli sanatçılar var. Az önce Meclis Başkanımız Çağan bahsetti.
ve devam eden görüşmelerimiz var. Henüz programı netleşmemiş sanatçılarımız da var. Çok değerli insanlar var. Bu sahne alamayacak ama bizimle birlikte olacak kanaat önderleri, sanatçılar, işte tiyatro oyuncuları vesaire. Onları da burada göreceğiz. 10 Haziran'da bütün Bodrum'u buraya bekliyor.